Kabalan'ın dosyası daha tekemmül etmiş bir dosya yani çünkü bu ihlal süreci demek şu demek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şimdi bu dosya Avrupa Konseyi, Bakanlar Komitesi tamam. yani Avrupa Konseyi'nin yürütmesi var Bakanlar Komitesi. Onun başkanlığını da yaptım ben geçmişte Hı -hı. Türkiye olarak. Dayı biz de yaptık. Ben o zaman Dışişleri Bakanı olduğum için bana denk geldi. Bir de parlamentosu var. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi. Bir de yargı süreci var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Şimdi bu yürütme yargıya gönderdi bunu geriye. Gerçekten Türkiye ihlal etti mi diye. Yargı da zaten kendisi göndermiş bu şeyi. Dolayısıyla şimdi ihlal sürecini başlatmak şu demek. Önümüzdeki yaza doğru Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliği askıya alınabilir. Alınsın. Ne olur o durumda? Türkiye otomatik olarak Avrupa sisteminin dışına itilir. Avrupa Birliği değil bakın bu. Türkiye 1815'ten beri Avrupa sisteminin içindedir. Yani Rusya'nın demokratik standartlarda Rusya'nın Azerbaycan'ın birçok Sovyet sonrası kurulmuş Ülke, devletin, devletin içeride olduğu demokratik standartlar içeride olduğu bir yerde Türkiye'nin üyeliğinin dışarıda yani askıya alınması demek Türkiye'nin demokratik standartlar itibariyle Sovyet sonrası cumhuriyetlerden çok daha geriye düştüğünün işareti demek. Sayın bu Erdoğan kabul belki edilebilir, bunu mi? göze alamayacaklarını düşünüyordur. Göze bu şeyin bizim de imzası altında imzamız olan hükümler bunlar. Türkiye'ye dayatılan hükümler değil. Sayın Erdoğan bunu böyle emperyalizme karşı savaşa falan dönüştüremez. Böyle bir şey yok. Bu bizim bizim içinde bulunduğumuz bizim şeyimizin bizim kuralları bizim koyduğumuz. Yani ne diyorum? Bizim de koyduğumuz. Bizim de koyduğumuz. Yani 1950'den beri kurucu olduğumuz bir yer bu. Bu bizim evimiz yani kendi iç, malımız bu bizim. Hı hı. Yani bir yerde bulunuyorsunuz, evi paylaşıyorsunuz, sonra o kural işlemediği zaman dışarıdan bir müdahale gibi yansıtıyorsunuz. Zaten sıkıntı burada. Biz uluslararası topluma hep düşman gibi baktı, bak, bak bakarsak bulunduğumuz yerde etkili olamayız. Aynı şey NATO için geçer. NATO'nun üyesiyiz biz. Engelleyeceğiz kötü şeyleri orada. Yapılmasını engelleyeceğiz. Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesiyiz. Dolayısıyla bu konuda e, durum düşündüğümüzden daha vahimdir. Bir e, Nisan ekip e, 7 Nisan'dı zannediyorum 2016'da başbakan olarak Avrupa Konseyi'ne gittiğimde Avrupa Konseyi'nde konuşma yaptım. E, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde ilk kez o gün Türkçe resmi dil ilan edildi. Yani Avrupa Konseyi o kadar bize ait bir şey ki resmi diller arasında Türkçe var ve başka hiçbir yerde Türkçe resmi dil değil Türk Konseyi hariç. Bu anlattıklarınızdan sonra iki olasılık var. Ya az önce benim dediğim gibi e, çıkarsınlar ne olacak yani mesele değil. Ha, Türkiye ee, otoriterleştirmek istiyorsa evet. bu iyi bile gelebilir ama öyle bir şey yok yani. i̇kincisi yani de o kararları tanıyıp hem işte özellikle Kavala için hani konuştuğumuz için öyle söylüyorum. Hani aynı şekilde o Demirtaş ve işte 40 HDP'nin çok... şey içe düşürülmesi vesaire. İki olasılık var. Ya çıkarım çok mesele değil. Otor daha otoriter bir sisteme geçerim veya bunu aslında yapacak eninde sonunda. Yapmak durumda bu şartlarda yapmaktansa daha erken aşamada hata yapmamak daha doğruydur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sorduğu şey, soru şu temelde: Gezi olaylarından sorumlu tuttuğunuz birisini 2013'ten 2017'ye kadar niye yargılamadınız? Niye bir şey yapmadınız? Sonra da oradan beraat etti, tekrar başka bir suç bulup niye içeride tuttunuz? Bunlar hukuki olarak tartışılır ama Türkiye'nin bu duruma düşürülmemesi lazım ve Türkiye'nin uluslararası demokratik standartlarda bu kadar geride kalmaması lazım. Şimdi son bir soru olarak şunu sormuş olayım. Hiç ekonomiye giremedik. farkındayım. Şimdi orada da baktım. Yani ama ekonomiden işte ne bileyim biraz da şöyle baktım aslında. <laughs> yani hal ortada. Hal ortada. Halip Ürmel Hali halimiz yani ortada. Yani şehir 2 e, gündür 3 gündür Isparta. Dün, dün gece il başkanımız hanımefendi efendi, Betül Hanım aradı. E, ve kendisi de bir tesisi var. Oran halini göster şey yaptığı e, bir video göndermiş. Bütün Isparta şu anda karanlıkta, soğuk, ısınamıyor ve halk perşan Bir raporlar. Şimdi olacak şey değil. Neden bunlara buralara gelindi? Nasıl o elektrik nasıl veriliyor? Kötü, kötü nasıl yönetim, oluyor? kötü yönetim. Bakın Türkiye'de elektriğin %32.7'si doğalgazdan elde ediliyor. %11.5 civarı hidroelektrikten elde ediliyor. Geçen sene biraz kuraklık oldu o zaman yapacağınız iş şu doğalgazı vaktinde tedarik edeceksiniz depolara yükleyeceksiniz. Ve doğalgaz eee e, santrallerin doğalgazdan elektrik üreten santrallerin ona göre planlayacaksınız. Ama Türkiye'de en uygun şartlarda enerji politikası tamamıyla iflas etti ve 3-4 yılın e, ihmallerinin biriktirdiği bir husustur bu. E, spot piyasada e, e, doğalgaz e, 70-80 dolarken almadılar. Çünkü ellerinde Merkez Bankası rezervlerini tükettiler. Şimdi aynı spot piyasada doğalgaz 1200-1300 dolar. Tabii, doğa, e, tabii yazın bu anlaşmaları yapsalardı, Rusya ile anlaşmayı vaktinde yapmadılar. 330 dolara alıyorduk doğalgaz Rusya'dan. Şimdi 815 liraya anlaşma yaptılar Ama şimdi. Dedi, Sayın Erdoğan dedi ki Avrupa'nın en ucuz doğalgazını kullanıyoruz. Yok ya. yok. Nasıl nerede Avrupa'nın en ucuz doğalgazı? Evet. Yani bu şeyden Ukrayna dönüşünde galiba notlarımı almıştım. E, e, Ukrayna dönüşünde ifade ediyor. Öyle. E, şimdi bu o kadar e, e, ağır bir maliyet ki, düşün 67 bin organize sanayi bölgesi işletmesi üretimi durdurdu Türkiye'de. Hani üretime odaklı bir ekonomi yap, e, yapacaktık. Büyüyecektik. Büyüyecektik ve İran Lütle İran ben hani tab İran Tabii onun yüzden gitti. İran'dan ee, İran'da kesinti oldu. Şey bu, gerekçe bu. İran'dan gelen şey günlük 28,5 milyon metreküp. Türkiye'nin günlük giriş kapasitesi 366 milyon metreküp. Yüzde %10 bile değil. Şimdi e, 60 milyar metreküp doğalgaz ihtiyacınız var. Elektrik buralardan bu hale geldi. İhtiyacınız var. Siz bunun ancak 3,1 milyar metreküp depolama kapasiteniz var. 1,6 milyar küp elinizde stokunuz var. E, bu şartlarda bu kara kışı ben ona kapkara kış diyorum. Bu kapkara kışı memlekete yaşattılar. Herkes şu anda çiftçi gübreleyemedi tarlasını, tohumunu ekemedi. Perşan esnaf e, bir kira kadar şey ödüyor. E, e, doğal elektrik, elektrik doğal faturası, faturası ödüyor. Emekli enflasyon türü, e, son enflasyon rakamlarıyla elindeki bütün maaşını bir haftada tüketiyor. Hı hı. Gençlerin geleceğe bakış şeyi ümidi kalmamış. Şimdi böyle bu şartlarda Türkiye'yi e, bir şeye iyi yönettiğiniz iddiasına da bulunuyorsunuz söz konusu. Değil. Şimdi bağlarken şöyle bağlayalım Yani şimdi baktığınızda işte elektrik kesintilerinden dolayı doğalgaz elektrik faturalarının yüksekliğinden dolayı vesaire şu anda Türkiye'nin pek çok yerinde böyle eylemler yapıldı. Bir şey daha oldu. Samsun'da ve Edirne'de işte Atatürk evet. anıtına vesaire e, saldır, vesaire derken Atatürk anıtına saldırı oldu. İşte tutuklandılar vesaire. Ama hem iktidar hem muhalefet siz de onun içinde olmak üzere hepiniz buna provokasyon dediniz. Ama iktidar da provokasyon dedi. Şimdi bu provokasyonu kim yapıyor? şimdi biz provokasyon deme hakkına sahibiz. Çünkü gerçekten bu provokasyon var ortada. Kim şeyleri karşı karşıya Farklı toplumsal kesimlerini karşı karşıya getirebilecek semboller, değerler e, üzerinden bir e, ortam oluşturulmaya çalışılıyor. Ama iktidarın provokasyonu demesi yetmez. İktidarın o provokasyonu yapanı yakalayıp cezalandırması beklenir. Şu Ve bunu engellemesi beklenir. Aradaki fark bu. Şu anda olan şey şu mu? Yani çok sembolik e, saldırılar bunlar çünkü. Yani e, altı parti bir araya geliyor. Biraz hani önümüzdeki sürece dönük son sözler olarak soruyorum aslında bunu. Altı parti bir araya gelme çabası en azından gösteriyor. E, o sembolik değerlere saldırılar Doğru. üzerinden yeni fay hatları yaratma laik antilaik, Türk Kürt Doğru. vesaire. Dolayısıyla sizlerin bir araya gelmesini önlemeye dönük bir tam da bizlerin bir araya gelmesinin anlamını kılacak bir konjektür bu. Konjektürdür bu. Ön e, birileri engellemeye çalışabilir. Ama bizlerin bir araya gelmesini sağlayacak veya anlamlı kılacak, o bir araya gelmeyi anlamlı kılacak şey de tam bu provokasyonların önlenmesidir. Herkes sağduyuyla her, bu tür provokatif eylemler karşısında ortak tutum sergilediğinde böyle engellenebilir. Düşünün ki Allah muhafaza 78, 79, 80 o süreçlerde Kahramanmaraş olaylarında, efendim Çorum olaylarında, Birçok yerde o zamanki siyasi partiler bir araya gelmiş olsalardı o provokasyon o kadar kolay işleyebilir miydi? Şimdi bizim görevimiz ve buradan da madem son dakikaya giriyoruz, çağrıda bulunuyorum. Bütün siyasi liderleri, bütün sivil toplum e, temsilcilerine, kanaat önderlerine ve bütün e, değişik e, siyasi partilere mensup bütün vatandaşlarımıza gelin. Ortak kader bilincimizi güçlendirelim ve bu kader bilincine kim ortak kader bilincine karşı kim tavır alırsa hep beraber onun karşısına bir, birleşelim ve Türkiye'nin siyasetini siyasi ahlakla siyasi nezaketle yeni bir usluba kavuşturmak yanında Türkiye'nin ufkunu gelecek nesiller açısından ufkunu açacak yeni bir vizyon konusunda hep beraber bir ortak akıl istişare süreci başlatalım. Vallahi işte orada bütün yük sizlerin üstünde artık halk çünkü gerçekten bunu hazır görünüyor. Doğru.